Bir ülkenin olduğu gibi bir şehrin de geleceği verilecek eğitim ile şekillenir. Teminatı olan çocuklarımızı milli ve manevi kültürü benimseyen Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aragöz'ün emekliye ayrılacağı kesinleşirken, kulislerde konuşulmaya başlanan ana gündem ise yerine gelecek bürokrat. Bu anlamda yeni Milli Eğitim Müdürünün yabancı olacağı kuvvetli ihtimal olarak öne çıkıyor. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bize emanet edilen... Adıyaman'ın yarınlara umut ile bakabilmesi, öğrencilerin alacağı eğitim ile ortaya çıkacak. Ancak hali hazırda devam eden pandemi süreci ve en çok etkilenenlerin öğrenciler olduğu açık. Son 1,5 yılda okulların COVID-19 nedeniyle çok kısıtlı şartlarda eğitim vermesi de eğitimin aksamasına neden olurken, bu süreçte yaşanacak bir görev değişikliğinde eğitimin bundan en az zarar ile çıkması öğrencilerin dolayısıyla da kentin yararına olacaktır. Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği projelerle Güçlü Türkiye'nin 2020'nin eğitim alanında bu sıkıntılı süreçten zararsız çıkması, hatta karlı çıkması adına eğitim camiası kente göreve başlayacak Milli Eğitim Müdürünün kenti tanıyan ve yerli birinin olmasının yerinde bir karar olacağını söylüyor. Adıyaman genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 10 bin eğitimci ve idari aksi takdirde yabancı bir müdürün göreve gelmesinin pandemi süreci de göz önüne alındığında eğitimde aksamaya neden olabileceğini dile getiriyor. Edep, yani erdemli ve başarılı birey projesi yürütülmektedir. Bu süreç içerisinde eğitimciler yabancı bir milli eğitim müdürünün göreve gelmesi halinde bazı sorunların cevapsız kalacağını tartışıyor. Kendisi ve çevresiyle barışık, erdemli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu noktada Adıyamanlı eğitimciler ise yabancı bir milli eğitim müdürünün avantajlarından çok dezavantajları olduğunu vurguluyor. Robiyaman Ulusal Robot Yarışı. Bununla birlikte yapılacak atama öncesi bazı soruları muhataplara yöneltiyor. İşte eğitimciler tarafından cevaplanması beklenen sorulardan birkaç tanesi. Adıyamanlı Milli Eğitim Müdürü yok mu? Adıyamanlı Milli Eğitim Müdürleri daha iyi değil mi? Kente yabancı olarak gelecek Milli Eğitim Müdürü 2 senede şehri tanıyabilir mi? Bu durumda eğitim süreç düşünülürse bir gerileme dönemine girilmez mi? Bu sorular ışığında eğitimciler Adıyaman'a yapılacak Milli Eğitim Müdürü atamasının başta öğrenciler olmak üzere kentin geleceği de düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini ve alınacak kararın kentin gelişiminin önünü açacak yönde olması gerektiğini de ifade ediyor. Ayrıca öğrencilerde pandemi etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi yaşanan olumsuzlukların bir nebze olsun azaldığı bir dönemde yerli bir Milli Eğitim Müdürü ile Adıyaman eğitim açısından da yeni ve yüzü geleceğe dönük bir sayfa açabilir.